Şimdi de Malatya'ya döneceğiz değerli izleyiciler. Depremin merkez üssüne A Haber ekibinden Barış Türel yayın için hazır. Barış, nedir son durum? Lütfen paylaş bizimle. Banuel merkezi, depremin merkez üssündeyiz. Şu anda Kale ilçesindeyiz. Akça mahallesindeyiz. Hemen merkez üssü Akkuşağı mahallesiydi. Kameraman arkadaşım gösterecek mi bilmiyorum ama Akça mahallesinde bir ev yıkıldı. Hemen burayı gösterelim. Bakın Akça mahallesindeki bu tek katlı müstakil evin büyük bir kısmı yıkıldı, hasar gördü. O sırada burada bir kişi vardı. O da yaralandı. Şimdi onun detaylarını da konuşacağız. Kameraman arkadaşım da gösterecek. Tek yıkılan ev burası. Duvarlarını görüyorsunuz. Kapıları şu blok özellikle burada. Şimdi konuşacağız ama bu blok burada mıydı? Evet, seninle konuşalım böyle. Çok geçmiş olsun, siz burada yaşıyordunuz. Sizi tanıyalım öncelikle. Adım Serkan, burası babamın evi. Hı hı. Depremden sonra biz evden çıktık, direkt buraya koştuk. Babamın bağırışlarını duyduk, babamı buradan çıkardık. Çıkarken kalça kemiğinde bir kırık tespit ettiler, buraya gelen sağlık görevlileri. Ondan sonra ambulansla hastaneye kaldırdılar. Şu an durumu nasıl? Şu an ameliyat ihtimali olabilir. Şu an bakıyorlar. Net bir bilgi yok şu anda. Bakıyorlar şu an duruma. Evet, şu duvarlar yıkılmış vaziyette. Oradaki evet. Şu kerpiçler nereden düştü? Bunlar şu an bu duvarın kerpiçleri. Zaten gördüğünüz gibi topraktan yapıldığı için fazla dayanıklı değil. Topraktan döküldü onlar. Evet, şöyle devam edelim hemen arka tarafta da. Görüyorsunuz özellikle bu noktada burada ne vardı? Burası ahır oluyor. Şu gördüğünüz kapı. Kapısı yok zaten. Burası da o yıkılan duvarın bir oda kısmı var. Topraktan yapılma. Topraktan yapılan kısmı şu an yıkıldı burada. Sundurma burada bu şekilde devrilmiş vaziyette. Evet, evet. O yıkılan duvarları da görüyorsunuz. Aşağıya kadar gitmiş vaziyette yani, şöyle. Yarı toprak, yarı betondan yapılmış. Yarı eski toprak, evet. Yarı kerpiç, yarı beton. Evet. Devam edelim. Burada o sundurmayı görüyorsunuz. Yine bir pencere korkuluğu var. Kameraman arkadaşımdan rica edeceğim onu göstermesini. Tuğlalar yine aynı şekilde yerde. Şu beton blok bakın yerinden nasıl oynadı. Bu arada şunu da ifade edelim. Tam yayına girdiğimiz sırada yine bir artçı deprem oldu. Tam onun bilgilerine de bakacağım birazdan. Yine burada bir artçı sarsıntı meydana geldi. Biraz daha içeriye gidebilir miyiz diye bakıyorum ama işte vaziyet bu şekilde. Burada yıkılan tek ev bu ve burada bir kişi yaralandı. Babanızın ismi soy ismi neydi? Mustafa Bürtekin yaralandığı bir kırık olduğunu söylüyor oğlu ve onun da hastanedeki tedavisi devam ediyor. 5,9 şiddetindeki depremin merkez üssüydü Malatya'nın Kale ilçesi. Sabah saat 10.46 sıralarında meydana geldi ve Kale ilçesinde bir kişi yaralandı. Onun bilgisini paylaşmıştık aslında ve o vatandaşın Mustafa Bürtekin'in yaralandığı evde işte burası tam kapıdan çıkmaya çalışırken değil mi? Onu da dinleyelim sizden. Bu toprak bloklar üzerine devrilmiş. Kaçmaya çalışıyor oradan. Evet, çıkış evet. Orası değil mi? Evet, kapının çıkışı orasıydı. Tam çıkarken direkt bacağına isabet etmiş. Siz o sıra burada değildiniz. Evet, biz tam çıkarken çıktık. Evet, nasıldı deprem? Şiddetliydi bayağı değil mi? Korktunuz. Yani önceki depremlere göre bu daha şiddetli. Yani şey düşük olmasına rağmen merkez üssü burası olduğu için daha şiddetli oldu burada. Burada siz tabii daha yakından ve daha şiddetli olarak hissettiniz. 5,9 şiddetindeki evet. O deprem. Size de geçmiş olsun. Siz nerede oturuyordunuz abi? Sizi de alalım şöyle. Biz de burada oturuyorduk da. Tam kahvaltıya oturacaktık. Aniden şiddetli bir gürültüyle, sarsıntıyla dışarı kaçmaya çalıştık. Kaçamadık. Çünkü o kadar çok şiddetliydi ki. Yani şu karşıdaki dağlarda falan yani toz, duman, bulutu vardı. Dağlar falan görünmüyordu. Acayip şiddetli bir gürültü geldi. Yani geldik gibi babam dışarı çıkmaya kalınca çıkamadı. Zaten çıkarttık. Direkt sağlık ekiplerini falan aldık. Geldiler işte. Sese geldiniz değil mi? Evet, sese geldik. Evet. Sizde var mı herhangi bir sıkıntı? Yok, bizde yok. Herhangi bir, çok şükür bizde bir şey burada yok. Burada sadece bu ev yıkıldı. Evet. Akkuşağı mahallesi de aslında asıl merkez üssü orası evet, ama. Asıl merkez üssü Akkuşağı. Akkuşağı mahallesi. Şu anda kameramanımın evet. Gösterdiği nokta. Evet. Şu an karşı taraflarda yani depremin olduğu saatte yani karşıki dağlar hiç görünmüyordu. Tuz, dumandan yani büyük kayalıklar yuvarlanıyordu. Yani göz gözü görmüyordu. Yani çok dehşet verici bir şeydi. Evet.
Çok geçmiş olsun diyelim tabii. Akçam ailesinde işte Mustafa Bürtekin'in kaldığı bu ev deprem sırasında hasar gördü. Hasar tespit çalışmaları için gelen oldu mu buraya şu anda? Şu an olmadı. Hasar tespit çalışmaları da başlayacak tabii. Herhangi bir can kaybı yok. Çok şükür en büyük avuntumuz bu. Ama işte maalesef depremden geriye bu ev kaldı. Biraz daha şöyle içeriye doğru gitmeye çalışacağım. Bakın işte bu beton blok burada parçalanmış vaziyette. Efendim? 6 tavuk kümesi. Orada hayvan var mıydı o sırada, tavuk falan? Bu şekilde görüyorsunuz. Demirinden kopmuş vaziyette ve dönmüş. Hemen şöyle içine de girmeye çalışacağım. Buradaki beton blok çökmüş. Oğlunun da ifade ettiği gibi. Ve işte o noktayı da ekranlara taşıyoruz. Maalesef Malatya depremlerle yüzleşen, sık sık yüzleşen bir şehir oldu. İşte görüyorsunuz 5,9 şiddetindeki depremde buradaki kaledeki Akçamahallesi'ndeki bu evi de bu hale getirdi. Ve sadece Malatya'da değil, Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman gibi illerden de yakından hissedildi. Sahada arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Bunun bilgisini paylaşalım. Birçok ihbar yapıldı. Yıkılan sadece bir ev olduğunu söyledik. Malatya kent merkezinde de bir binanın çatısında bir eğim olmuştu. Yani öne doğru gelmişti çatı. Ufak tefek birkaç binada da ufak çaplı hasarlar olduğunu söylemiştik. İşte Kale ilçesinde de bir ev yıkıldı. Bu şekilde hasar gördü daha doğrusu ve burada yaşayan, o sırada depreme burada yakalanan Mustafa Bürtekin isimli şahıs da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hastanedeki tedavisi devam ediyor. Bakın az önce de söylemiştik. Yarı toprak, kerpiç daha doğru tabirle. Yarı da beton tuğlaları görüyorsunuz buradan. Yıkılmış vaziyeti. Bu tuğlalar aslında balkonun etrafındaki tuğlalar değil mi bir de? Onları da kameraman arkadaşım gösteriyor. Ve burası bir ahırdı. Ahırın da duvarları bu şekilde yıkılmış vaziyette. Yukarıya doğru duvar var mıydı başka? Yukarıya doğru mu? Evet, evet, yukarı doğru. Yukarıya doğru komple. Yani burası bir duvardı. Evet, evet. Kapalıydı. Ve oradaki duvar da yıkıldı. Tabii 5,9 şiddetindeki deprem Malatyalıları, gerçekten sadece Malatyalıları değil, bölge halkını büyük bir korkuya ve paniğe sevk etti. Biz de kameraman arkadaşım Mücahit Özendi ile birlikte günün depremin olduğu ilk andan itibaren haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Sürdürmeye de devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça da aktaracağımızın ve paylaşacağımızın bilgisini vererek sözü yeniden sizlere bırakalım.